Osmaniye Korkut Atatürk Üniversitesi'nin değerli üyeleri, sevgili arkadaşlar. Toplumda kan bağışı bilincinin oluşturulması konulu programımıza hoş geldiniz. Öncelikle OKÜ Toplum Gönüllüleri adına kulüp başkanı Osman Mehmet Önsoy'un konuşmasını gerçekleştirmek üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun. Değerli hocalarım ve sevgili arkadaşlar. Biz toplum gönüllüleriyle tanışmadan önce ortaya hem bize katkısı olabilecek hem de bizim katkıda bulunabileceğimiz güzel bir faydalı olabilecek bir şey arıyorduk. Yalnız aklımızda çok fazla soru işareti ve tereddüt vardı. Yapabilir miyiz, yapamaz mıyız diye. Bu soru işaretleri ve tereddütlerin her biri sayın rektörümüzle görüştükten sonra açıklığa kavuştu. Bizim toplum gönüllüleri kulübünün daha da aktif olması için çabalamamızın en büyük sebebi rektörümüz ve üniversitemizin sonuna kadar arkamızda olması. Şu ana kadar ortaya bir şeyler koyduk ve bundan sonra da güzel bir şeyler çıksın diye elimizden geleni yapacağız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Gönüllü kalın. Şimdi sunumlarını gerçekleştirmek üzere Kızılay Kan Bağışı Kazanım Uzmanı Onur Bey'i kürsüye davet ediyorum. Buyurun. Sevgili hocalarım ve değerli arkadaşlarım, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugün toplumda kan bağışı bilincinin oluşturulması hakkında ufak bir sunum yapacağız. Birazcık daha bilinçlendirme amaçlı bir sunumumuz bu. Arkadaşlar, Kızılay Kan Merkezi'ne ismim Onur, arkadaşımın ismi de Burcu. Kan bağışı nasıl gerçekleşir? Neden kan bağışı yapılır? Bunun için size bir aydınlatma yapacağız. Daha önce kan bağışı yapan arkadaşlarımız var mı acaba? Bayanlarımız da vermiş. Erkekler çok fazla gönüllü değil herhalde. Bayanlarımız birazcık daha cesaretli. Arkadaşlar, tüm hastanelerin kan ihtiyacını Kızılay karşılıyor. Bunu nasıl yapıyoruz? Sizin gibi gönüllü kan bağışçılarımız sayesinde. Hani biz kanı üretemiyoruz veya yenileyemiyoruz ya. Hani yapay olarak da üretemiyoruz. Sadece sizde bulunan kanı biz hastalara gönderiyoruz. O yüzden oradaki hastalarımız size bağımlı arkadaşlar. Siz kan verirseniz ancak onların hayatlarından bir nebze olsun destek olabiliyoruz sizin sayenizde. O yüzden dediğimiz gibi kan kaynağı insan olan ve elde edilmesi için başka alternatif olmayan bir tedavi aracıdır arkadaşlar. Peki kanı hangi durumlarda ne zaman veriyoruz? Ona bir bakalım. Örneğin baktığımız gibi bir trafik kazasında 5 ile 10 litre kan arasında kan ihtiyacı oluyor. Veya bir omurga ameliyatında 6 ile 10 veya yeni doğan bebeklerimiz örneğin eğer kan düşmanlığı varsa onlara 1 ile 2 ünite arasında kan ihtiyaç oluyor. Burada gördüğünüz gibi bazı hastalıklarda ise 200 ile 250 ünite arasında kana gereksinim bile duyulabiliyor arkadaşlar. Bir de bunun yanında bu acil durumda olan insanlarımız, hastalarımız. Devamlı kana muhtaç olan hastalarımız var. Düzenli olarak kana ihtiyacı olan hastalarımız var. Örneğin diyalize bağlı olan hastalar veya bu çevrede çok fazla olduğu gibi talasemi hastaları. Bildiğiniz gibi talasemi hastasıysanız burada yazdığı gibi 1 ile 5 ünite arasında kana ihtiyaç duyuyor. Her ay. Yani siz kan verirseniz ancak onlar hayatlarına devam edebiliyor arkadaşlar. Ancak siz kan verebilirsiniz. Veya burası dediğiniz gibi Türkiye deprem kuşağı ülke. Deprem kuşağında olduğu için ne zaman deprem olacağını bilemiyoruz. Veya bir terör saldırısı olduğu zaman veya doğal afet olduğu zaman belli miktarda depomuzda kan ihtiyacı bulundurmak zorundayız arkadaşlar. Yani depomuzda kan bulunacak ki o deprem anında veya doğal afet anında ihtiyacı olan hastalarımıza kanı hemen ulaştırabilirim. Arkadaşlar, ülkemizin kan ihtiyacı 1.800.000. Biz bunun yaklaşık olarak 1.5 milyonunu karşılayabiliyoruz. Yani birazcık daha çabalamamız gerekiyor. O yüzden biz milli eğitimde olsun sizlere gelip eğitimler veriyoruz. Veya liselere gidiyoruz, eğitimler veriyoruz. İlkokuldan başladık eğitimlerimizi. Birazcık daha bilinci aşılamaya çalışıyoruz. Eğer aşılayabilirsek
o bilinci ulaştırabilirsek insanımıza, yakalatabilirsek ileride inşallah kan ihtiyacımız tamamen ortadan kalkacak. Bizim hedefimiz 2014 yılına kadar hiçbir hastamız kana ihtiyacı olduğundan dolayı ölmesini engellemek. Bunu da sizin gönüllü olarak kan bağışlarınız sayesinde yapıyoruz. Örneğin bir Hollanda'yı düşünün arkadaşlar. Hollanda'nın nüfusu bir İstanbul kadar değil. Onların yıllık ne kadar kan bağışı yaptığını biliyor musunuz? Yaklaşık 4 milyon ünite kan bağışlıyorlar arkadaşlar. Biz 75 milyon insanız. Ve birlik oluyoruz diyoruz. Bunu İstiklal Savaşlarımızda da gördük. Ama topladığımız 1 milyon 800 bin ünitenin 1,5 milyonu. Orada şunu da diyebilirsiniz. Bizim kan ihtiyacımız 1 milyon 800 bin ve 75 milyon insanımız var. Onlar niye 4 milyon ünite kan topluyor? Hollanda'da şöyle bir uygulama var arkadaşlar. Onlar fazla olan kanı, hani bizim onkoloji hastalarımız var, kanser hastalarımız var. Onların gerekli olan ilaçları var, kandan üretilen, plazmasından üretilen gerekli ilaçlar var. Onu ilaç yapıp bizim gibi gelişmekte olan ülkeleri veya kendisinin ihtiyacı olan ilaçları kendileri üretiyorlar. Eğer biz ona 2014'te ulaşırsak, ileride de Hollanda gibi veya başka diğer ülkelerdeki gibi arttırabilirsek kendi ilacımızı kendimiz de yapacağız. Yani dışa bağımlı olmayacağız. Bu yönden de en azından kendimiz için de milli bir gelirimiz olacak. Peki kimler kan bağışı yapabilir? Arkadaşlar ağırlığı 50 kilonun üstünde 18-65 yaş arasında herkes kan bağışında bulunabilir. Tabii ki 3 aydan 3 aya, yılda 4 kez olmak üzere 3 aydan 3 aya kan bağışı bulmak kaydıyla. 2 aydan 2 aya verebilirsiniz ama biz 3 aydan 3 aya almanızı tavsiye ediyoruz. Bayanlar 4 aydan 4 aya veriyor arkadaşlar, yılda 3 kez olmak üzere. Erkekler 3 aydan 3 aya kan bağışında bulunabiliyor. Veya kan vermeden önce tok olmalıyız arkadaşlar kesinlikle. Bugün arkadaşlarımızla da konuştuk, aç olmam gerekiyor diyorlar. Kesinlikle tok olmanız gerekiyor. Kan verme işleminizde biraz sıvı kaybolduğu için, yaklaşık olarak 450 mililitre kan aldığınız için tansiyon oranınız biraz düşüyor. O yüzden tok olmanız gerekiyor arkadaşlar. Açken kesinlikle kan veremiyorsunuz. Veya kan verdikten sonra yaklaşık 1 saat sigara içmiyorsunuz. Veya 12 saat önceden alkol almamış olmanız gerekiyor. Onların gerekli zaten doktorumuz size soruyor. Şunları gerçekleştirdiniz mi? Nasılsınız? Tarzında farklı muayene ediyor. Veya her ilaç kullandığınızda kan bağışı yapmıyor değilsiniz arkadaşlar. Örneğin bir tansiyon ilacı kullanıyorsanız, hipertansiyonsanız doktorunuz tabii ki ilacın şekline göre kan vermiyor değilsiniz. Veya şeker ilacıysanız, şeker ilacı kullanıyorsanız yine kan verebilirsiniz. Ta ki insülin kullanmıyorsanız, insülini enjeksiyon halinde kendinize vurmuyorsanız, onlar kullanamıyor sadece, kan verilmiyor. Arkadaşlar kan bağışı 4 adımda gerçekleşiyor. Öncelikle bir formumuz var. Şurada gösterelim, oradan size aydınlatalım. 41 soruluk bir formumuz var arkadaşlar. Bunlar hem sizin sağlığınız için hem de kanı gönderdiğimiz hasta için çok önemli sorular. Hani dedim ya size, bebekler içinde biz kan alıyoruz. O yüzden bu soruları teker teker okumanız gerekiyor. Burada hangi sorular var? 12 ay içinde ameliyat oldunuz mu? Veya hangi ilaçları kullandınız? İlaç kullanıyor musunuz? Veya sarılık geçirdiniz mi? Tarzında çeşitli sorular var. Onlar sadece sizin özelinize karışacak sorular değil. Sadece sizle doktor arasında kalıyor. Siz kan verebilir misiniz veya veremez misiniz? Veya karşı tarafa hastaya kan gönderdiğimiz zaman bir bulaşıcı rahatsızlık bulaşır mı, bulaşmaz mı? Onu ölçüyoruz. En azından bir nebze de olsa önlerimizi alıyoruz. Bu formu doldurduk arkadaşlar. Formu doldurduktan sonra hemşire arkadaşımızın yanına gidiyorsunuz.
Öncelikle bir hemoglobin düzeyinize bakıyor. Hemoglobin düzeyiniz normalin üstünde mi değil mi ona bakıyor. Kesinlikle kan serinize bakılmadan sizden kan alınmıyor. Bayanlarda 12.5'un üstünde olması gerekiyor arkadaşlar. Erkeklerde ise 13.5 olması gerekiyor. Eğer bunun altındaysanız siz isteseniz de biz kan alamıyoruz arkadaşlar. Size çünkü sizin sağlığınız bizim için çok önemli arkadaşlar. Siz de hayat kurtaralım derken sizi tehlikeye atmak istemeyiz. Gerekli testler yapıldıktan sonra, kan seviyeniz uygun olduktan sonra tansiyonunuza bakılıyor arkadaşlar. Bu gerçek bir donörümüz, gerçek bir bağışımız. Yani bir kişiye oturtturmadık. Dediğim gibi bayanlar da kan verebiliyor arkadaşlar. Şöyle bir şey var, işte ben kan verdim, bir şey bulaştı diyebilirsiniz. Öyle bir şey yok. Her şey tek kullanımlık, steril. Tek defa kullanılıyor. Eğer damarınıza girdi ve damarınız ince geldi, kan alınamıyor. Bir daha onu asla kullanamıyoruz. Biz onu ayırıyoruz, imha ediyoruz. Her şey yazılı gibi antiseptik şartlarda uygulayarak damara giriliyor arkadaşlar. Kan bağışladıktan sonra kan bağışlanan herhangi bir hastalığın bağışçıya bulaşma riski yok. Yani bizden size herhangi bir bulaşma riskimiz yok arkadaşlar. Ama sizden o formu o yüzden dikkatli okuyun diyoruz. Sizden hastaya bulaşma riskiniz var. O yüzden her bir soruyu özenle okumanızı rica edeceğim ben sizden. Yaklaşık olarak kan bağışı 4 ile 8 dakika arasında sürüyor damara girdikten sonra. Bunu ne kadarını alıyoruz? Biz 450 mililitresini alıyoruz. Şu su şişesinden birazcık daha az. Sizin 13'te birinizi alıyoruz vücuttaki kan oranının. Sizde yaklaşık olarak 5 ile 6 litre arasında kan var. Bunun sadece 13'te birini alıyoruz. Ve bu alınan bu miktar sizin sağlığınız için herhangi bir risk oluşturmuyor arkadaşlar. Kan almak işlemi bittikten sonra ikram işlemimiz başlıyor. Oturuyorsunuz hemen kalkmanıza izin vermiyoruz arkadaşlar. Çünkü aniden kalktığınız zaman tansiyon düşüklüğüne neden olabiliyor. O yüzden sizi gözlemlemek için sizi oturtuyoruz. Yaklaşık bir 10 dakika kadar size bir soda ikram ediyoruz, bir kek ikram ediyoruz. Bunun amacı sizi hadi gelin kan verin teşvik etmek için değil, sizin sıvı dengenizi dengelemek için soda veriyoruz, şeker olmazlığı dengelemek için kek veriyoruz. O arada da size doktorumuz gözlem yapıyor en azından keki sodasını içene kadar en azından bir reaksiyon gelişti mi gelişmedi mi sizi kontrol ediyor. Ondan sonra sizi vuruyoruz arkadaşlar. Hemen kalkmanıza izin vermiyoruz. Arkadaşlar kan başladıktan sonra nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Onları bir vurgulayalım. Kan verdikten sonra bir saat sigara içmiyoruz arkadaşlar. Sigara içen arkadaşlarımız vardır. Tiraki olan arkadaşlarımız vardır. Onu çok karşılaşıyoruz. Bir saat içmeyin arkadaşlar. Sizin için çünkü içinde bazı maddeler olduğu için sigaranın sizin tansiyon düşüklüğüne neden olabilir. Zaten belli bir sıvı kaybınız oldu kan verirken. Ayrıca sigara da içtiğiniz zaman belli bir tansiyon düşüklüğü daha yaratabilir. Sizin baş dönmenize neden olabilir. Veya gün içerisinde aşırı derecede spor yapmamız gerekiyor. Çok fazla terleyecek spor yapmamanız gerekiyor. Spor yaptığınız zaman çok fazla terlediğiniz için ayrıca bir sıvı dengeniz yine azalacağından dolayı yine tansiyon düşüklüğü yaratabilir. Veya kan verdiniz, o kolda çok ağır şeyler kaldırmamanız gerekiyor o gün içerisinde. Ve bol bol arkadaşlar gün içerisinde sıvı tüketmeniz gerekiyor. Ki sıvı dengenizi birazcık daha dengeleyelim. Veya örneğin şoförsünüz, pilotsunuz. Çok uzun bir yola gittiniz. O baş dönmesi yaratabileceğinden dolayı belki sizde can taşıdığınız için pilotken veya araç kullanırken o yüzden bir tehlike arz ediyor. O yüzden araç kullanmamanızı istiyoruz hemen. Uzun yola çıkacaksanız kısa yol demiyorum. Baş dönmem oldu.
Yani yine de baş dönmem oldu, ben bunlara su içtim, her şeyi yaptım, yine baş dönmem oldu, ne yapabilirim diyorsanız. Burada da yazdığım gibi arkadaşlar, eğer baygınlık hissi baş dönmesi olursa bir yere uzanın ve başınızı iki dizinin arasına alacak şekilde oturun. Yaklaşık 30 saniye bekledikten sonra tansiyonunuzun dengelendiğini göreceksinizler arkadaşlar. Böylelikle engellemiş olabilirsiniz. Arkadaşlar, bu saydığım bütün işlemler sizin 20 ile 25 dakika arasında sürüyor. Bu 20 ile 25 dakika arasında 3 kişinin hayatına destek oluyorsunuz. Değer mi arkadaşlar 20 ile 25 dakika zaman ayırarak 3 kişinin hayatını kurtarmaya? Değer mi? Şöyle düşünün arkadaşlar, bu kendimize bir yatırım olarak ben düşünüyorum. Ben kan vereceğim ki karşı tarafın hayatını kurtaracağım. Veya onlar kan verecek ki bizim hasta yakınlarımız veya ben hasta olduğum zaman, kana ihtiyacım olduğu zaman, yani kanım karşılansın. Kendinize bir yatırım diye düşünebilirsiniz. Ben kan vereceğim, karşı tarafın hayatı kurtulsun. Hayatına destek olayım daha doğrusu. Veya onlar kan verecek ki bizim hastalarımıza destek olsun. Arkadaşlar, kan alırken göreceksinizdir, çeşitli tüpler var, çeşitli tüplere biz kan dolduruyoruz. O tüpleri biz İstanbul'a gönderiyoruz arkadaşlar, uçak kargolarla aynı gün içerisinde. Sizde bulaşıcı rahatsızlık var mı yok mu, ayrıca onun kontrolü yapılıyor. Yani sizde bir HIV virüsü var mı, bir hepatit, bir hepatit C veya sifiliniz var mı? Tekrar ayrıca hem bizim burada kan grubuna bakıyor, hem de ayrıca çok gelişmiş bir laboratuvar var İstanbul'da, Kızılay'a ait. Ayrıca o kan grubunun alt değerlerine bakılana kadar bakılıyor. Arkadaşlar, hani ben size demiştim, bir kan bağışında bulundunuz, 3 kişinin hayatına destek oluyorsunuz. Biz bunu nasıl yapıyoruz? Biz kanı 3'e bölerek değil de 3'e ayrıştırarak yapıyoruz. Kanın 3 maddeden oluşuyor arkadaşlar, trombosit, plazma ve eritrosit olmak üzere. Biz neye ihtiyacı varsa hasta, yani doktor neyi istiyorsa, örneğin bir kanser hastasıysa plazmaya ihtiyacı varsa plazma. Bir kanama pıhtılaşması pıhtılaşmıyorsa, kan durmuyorsa, trombosite ihtiyacı varsa trombosit veya kan kaybı varsa, kanı düşmüşse eritrosit süspansiyonu gönderiliyor. Bunlar bir hastaya da gidebilir arkadaşlar. 3 farklı hastaya da gidebilir. Yani verdiğiniz bir kan 3 kişinin hayatına destek oluyor. Arkadaşlar, biz kanı aldık. Ne kadar saklıyoruz ona bir bakalım. Örneğin bir trombosit. Trombositin saklama süresi 5 gün. O yüzden hep devamlı almak durumundayız. Veya bir taze donmuş plazma, eğer 40 derecede saklanırsa en fazla 2 yıl. 25-30 derece eksi santigrat derecede saklanırsa 6 ay. Ve eritrosit süspansiyonu diyoruz. En çok ihtiyacı olan genellikle bu. O da sadece 42 gün saklanabiliyor. Ama şöyle bir durum var. Biz sadece en fazla 5 veya 6 gün biz depomuzda bunlar duruyor. Çünkü o kadar çok sirkülasyon var ki, bizim yaklaşık olarak 200 ünite kan alıyoruz. Ve 200-250 ünite bizden kan istiyorlar tüm hastanelerimiz. Sadece Osmaniye değil, Adana ve Osmaniye ikisine bakıyoruz. Bu bölgelerdeki tüm hastanelerin kan ihtiyacını karşılıyoruz. O yüzden belli bir miktarda kan almamız gerekiyor. Arkadaşlar, bu üçe ayırmamızın nedeni, yazdığı gibi burada, bağışladığımız her bir damla kanın en etkin şekilde kullanarak hastamıza en etkin şekilde ulaştırmak. Son olarak, gönüllü kan bağışçısı olun diyoruz arkadaşlar. Gönüllerde yaşayın. Sizin sorularınızı alacağım. Sorularınız var mı? Buyurun. Bazı ülkeler savaşa girmeden önce haliyle savaşta çok fazla yaralanma durumu ortaya çıktığı için kan ihtiyacı artıyor. Evet. Katlar da yükseliyor. Bu durumda diğer ülkelerden kan alımları varmış. Yani evet. Kan satılıyormuş. Bu tarz bir olay duydum. Kızılay'ın bir kan satma durumu var mı?
Bunu yapan şirketler var mı? Kızılay kan satma durumu var mı? Veya ücretsiz olarak yardım olarak diğer bazı ülkelerde doğal afetler oluyor, yardım gönderiyoruz. Amerika'ya da, Amerika Birleşik Devletleri'ne de Rusya son günlerde bir yardım paketi gönderdi. Bir taşıcak gönderdi. Kan gönderiliyor mu veya satılma durumu var mı? Bunu yapan şirketler var. Söyle, örneğin biz sadece TC vatandaşı olan kişilerden kan bağışı alabiliyoruz. Yani dediğim gibi, yani başka biri, örneğin burada şimdi çevremizde çok fazla Suriyeliler var. Onların TC vatandaşı olmadığı için, kimlikleri olmadığı için biz onlardan kan alamıyoruz. Çünkü Suriye'de ne yaşadıklarını, ne ettiklerini takip edemeyiz. Sadece biz Türk vatandaşı olan insanlarımızdan kan alıyoruz. O yüzden başka bir yere veremiyoruz. Zaten biz kendi ihtiyacımızı zor karşılıyoruz arkadaşlar. Sınırı sınırına. Başka bir ülkeye gönderme durumumuz yok. Sadece kendi halkımızın kan ihtiyacını karşılıyoruz. Ve şunu yapıyoruz. Çadırlarımızı gönderiyoruz. Yardım ekiplerimizi gönderiyoruz. Doktorlarımızı gönderiyoruz. Gerekli müdahaleler yapıyor. Ama kan ihtiyacını sadece biz zaten kendi ihtiyacımızı karşıladığımız için sadece kendimiz. Yani diğer ülkeleri verme durumumuz yok. Parayla satılıyor mu? Zaten ben onu bekliyorum. Sormasanız bile ben size soracaktım. Sizce Kızılay kanı parayla mı satıyor diye soracaktım. İyi oldu bu soru. Arkadaşlar, 2007'den önce şöyle bir durum vardı. Daha SSK o kadar gelişmemişti. Yani belirli şeyleri karşılanmıyordu. Hani biz çeşitli testler yapıyoruz, kan grubuna, hepatitlere bakıyoruz. Bir hasta yakın bize geldiği zaman biz onun ücretini alıyorduk. 2007'den önce. Şimdi 2007'den sonra baskılarımız sayesinde anlaşma sağladık. Zaten tüm hastanenin 2007'den sonra kan ihtiyacını karşılama şeyi vermiştik, biz taahhüt ettik. Ondan sonra bunlar karşılandığı için, bu testlerin SSK tarafından karşılandığı için hiçbir ücret alınmadan hastanemize ulaştırılıyor. Yani siz belki görmüyorsunuz, hastaneye gidiyorsunuz. Hastaneye gittiğiniz zaman yani direkt kan takılıyordur. Bu direkt arkadaşlar Kızılay tarafından gönderiliyor. Direkt takılıyor. Yani sizin verdiğiniz nasıl siz bize gönüllü olarak kan bağışında bulunuyorsanız biz onu ayrıştırıyoruz. Çeşitli testlerden geçiriyoruz. O testler SSK tarafından karşılanıyor. Çünkü bildiğiniz gibi biz hayır kurumuyuz. Sadece Cumhurbaşkanlığına bağlıyız. Sadece bize gelen hayırlarla belli bir yere geliyoruz. O yüzden belli bir miktar 2007'den önce almak durumumuz vardı. Ama şimdi kesinlikle ama kesinlikle hiçbir ücret alınmadan hastanıza ulaşılıyor. Ve şunu da diyebilirsiniz bize. Sizin maaşlarınız o zaman nasıl ödeniyor da diyebilirsiniz bize. Bizim maaşlarımız arkadaşlar şöyle ödeniyor. Hani hayırseverler tarafından çeşitli bağışlar yapılıyor dedim ben size. Bize Kızılay sodası var biliyorsunuzdur. O da onun işletme yeri bir gönüllü tarafından Kızılay'a bağışlandı. Ve onu şimdi işletiyorlar Kızılay. Ondan gelen gelirler sayesinde bizim maaşlarımız ödeniyor. Yani sizin verdiğiniz bağışlardan dolayı değil. Bağışlarınız inanın direkt ihtiyacı olan kişilere gidiyor. Veya kanınız, verdiğiniz kan çeşitli testlerden geçirildikten sonra ihtiyacı olan hastalara gidiyor. Hiçbir ücret alamadan. Başka sorusu olan arkadaşlar? Buyurun. Kanlar öyle hiç şeye bakmadım. Farklı mesela benim amca oğlumda oldu. İran ısırdı. Bakın yüzdeki kanı bulaştı. Ona farklı kan üniteleri veriyor. Böyle kanın değişmesi durumunda. Bir kişi yani hasta olan bir insan ne kadar kan değişimi için ne kadar kan bağışlanıyor? Dediğim gibi bir hastaya bazen
bir karaciğer naklinde bile 200 ile 400 ünite arasında kan bağışlanabiliyor. Veya geçenlerde bir 100 nakli oldu, biliyorsunuz kol bacak nakli oldu. Yaklaşık onlara 500 ünite kan gitti. Yani 500 ünite kan 500 kişiden alınıyor arkadaşlar. Sadece eritrosuspansiyonundan bahsediyorum ben. Diğer plazma veya trombositten bahsetmiyorum. 500 kişiden elde ediliyor. O değişimde artık doktorun şeyine bağlı. Yani doktor ne karar demişse. Çünkü kendisi istemiyor. Biz ya hayır bu hastaya bu karar gitmez deme şansımız yok. Doktor 10 ünite kan istiyorsa biz onlara 10 ünite kan gönderiyoruz. Öyle değil mi? Yani ne kadar istiyorsa. Özel bir hastane miydi acaba sizin? Evet. Şimdi hani şöyle bir şey de var. Daha önceden hastanelerin Kızılay'la anlaşması yoktu. Ama şimdi Kızılay'la anlaşması var. O yüzden hani böyle eğitim veriyoruz. İnsanlar hani Kızılay'la bağışlanmasın artık bütün hastanelerin kan ihtiyacını karşılayalım. Eğer hani bağışlarımız olmazsa elimizde kan olmuyor. Ve de hastanelere biz kanı gönderemiyoruz. Ve sizden talep ediyorlar. Bu da güvenlik kan temini olmuyor arkadaşlar. Neden diyeceksiniz? Çünkü mecbur kalıyor hasta yakınları. Ve hani getirdikleri bağışçılar soruları cevaplarken yanlışlıkla cevaplayabiliyorlar. Yeter ki kanımız karşılansın diye. O yüzden hani Kızılay bağışları kabul ediyor. O hastalar, o hasta yakını geldiği zaman örneğin biz soruyoruz, bir sene içinde ameliyat oldunuz mu? Verirsin, hayat kurtarsın, zaten işe bulaşmamıştır diyebilir kendisi bana. Ama hemen acil olsun diye yok 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 diyor. Hiç ameliyat olmadım diyebilme şansı var. O yüzden bu da ama gönüllü olarak verdiği için o şeyi birazcık daha engelleyebiliyoruz. Biz niçin mesela bir sene içinde diyoruz? Birazcık daha ayrıntıya girelim o zaman. Bir HIV virüsü var biliyorsunuz. O direkt DNA'ya işliyor. Kendisinin bir sene saklama özelliği var. Yani direkt görünemeyebiliyor. O yüzden bazı testlerde de ne kadar gelişmiş olursa olsun görünemeyebiliyor. O yüzden biz size soruyoruz. Başka arkadaşlar sorumuz var mı? Veya ben sorayım. Kan vermek kilo aldırıyor mu veya kilo verdiriyor mu? Bazı kişiler diyor ki kilo ver. Şey, kan verdikten sonra kilo veriyorum. Bazı arkadaşlarımız diyor ki kilo alıyorum. Kesinlikle ama kesinlikle arkadaşlar ne kilo veriyorsunuz ne kilo alıyorsunuz. Böyle bir kanıtlanmış bir veri yok bizde. Sadece hani kan verdiğinizde onu tamamlamak için çok yiyorsunuz. Evet, evet, bir gerçek. Evet. O yüzden de kilo alıyorsunuz mecburen. Ama normal hayatınıza devam ederseniz kilo alımı olmaz. Ya, acıktırma hissi yaratabilir. Onu nasıl yapacaksınız? Dediğim gibi bol bol sıvı tüketeceksiniz o gün içerisinde. Normal bir yaşamınıza devam eder gibi. Hani kan verdim, bizim Adana'da çok fazladır. Kan verdim, hadi gidin ciğer yiyin veya başka bir şey yiyin. Olmaması gerekiyor. Ne yapacaksanız ona devam etmeniz gerekiyor. Başka sorunuz var mı arkadaşlar? Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Bugün Meslek Yüksek Okulu'nun tarafından aracımız var. Yarın da buradayız. Vermek isterseniz kan bağışlarınızı bekliyoruz. Kan vermek için belli bir kilo sınırı varmış herhalde. 50 kilonun üstünde olman gerekiyor. Üstte bir sınır yok. Zaten onu doktorumuz değerlendiriyor üst sınırdan. Ama alt sınır 50. Teşekkürler arkadaşlar. İlginiz için.